Mutlu sabahlar sevgili Artı TV izleyicileri. Bir medya kritik programıyla daha karşınızdayız. Bugün yine koronayı konuşacağız tabii. Ve ne yapalım? Gerçi bu iktidar durmuyor. Yani bir taraftan kendi ajandasını yürütüyor. Ve korona öncesinde ne kadar şikayetçi olduğumuz tezahür varsa bu iktidarın anlayışı sonucu olarak hepsi devam ediyor. Yani dün mesela Adana'da bir genç göğsünden vurularak öldürüldü polis tarafından. Burada tabii şey var, önce işte bunu saklamaya çalıştılar. Fakat sonrasında görüntüler yansıyınca artık inkar edilemez bir durum oluştu. Ve sonrasında da işte bir açıklamayla yetindiler. Fakat durum ortada. Yani her zamanki anlayışın Türkiye'de bir şekilde hiçbir zaman için durmadığını görüyoruz. Şimdi biz ne yapalım? Tabii bu konuda elbette işlenecek konular arasında, görülecek konular arasında dünya genelinde koronavirüsle ilgili olarak ne gibi gelişmeler var? Ona bir göz atalım önce. Nereden başlayalım? Nereden başlayacağız? Tabii dünyadan haberi aktarırken size bakıyorum. Evet, şimdi bunu Bir Gün gazetesinden aktaracağız. Çünkü her gün bir toparlama yapıyorlar. Bakıyorum, 28 Nisan ile 3 milyon 64 bini aşmış durumda enfekte olan insan sayısı ve 27 Nisan itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 211.609'a ulaşmış durumda. Bunun yanında tabii bakıyorum, iyileşenleri de saymak gerekiyor. İyileşenlerin sayısı da 922.000'i geçmiş durumda. Yani 3 milyon yaklaşık olarak işte vakanın yaklaşık yine 1 milyonu iyileşmiş durumda. 3'te 1'i iyileşmiş durumda ve ölü sayısı 211 bin civarında. Bu da %10'dan daha düşük bir rakam olduğu anlamına geliyor. Peki devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz artık bu meselenin merkezi halinde ve vaka sayısı 1 milyonu geçmiş durumda ve ülkede 56 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş durumda. Bütün bunlar tabii John Hopkins Üniversitesi tarafından hazırlanan veriler ışığında hazırlanan haberler. Bu arada tabii Brezilya'da ölümler devam ediyor. 338 kişi daha yaşamını yitirdi. Peru ve Ekvador'da bilanço artıyor. Ve Danimarka'da mesela yine şeyler var. Tedbirler devam ediyor. Bunun yanında Cezayir'de yine aynı şekilde karantina süresini uzatmış durumda. Şimdilik gelen haberler bunlar dünyadan. Peki Türkiye'de durum ne? Ona bir bakmamız gerekiyor. Yani öncelikle tabii şey var, Türkiye'de bir şekilde artık yavaş yavaş bir gevşemenin olduğu düşünülüyor. Yani resmi makamlar böyle düşünüyorlar. Ve şimdi bakıyorum, bir bilim kurulu üyesinin, yani Profesör Doktor Tevfik Özlü'nün ifadelerine yer verilmiş durumda. Nereden aktarıyorum haberi? Artı gerçekten aktarıyorum. Göğüs hastalıkları uzmanı ve bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, koronavirüs salgınının ne zaman biteceğine ilişkin sorulara şöyle yanıt vermiş. Muhtemelen Mayıs ayı sonuna kadar, belki ondan da önce bu süreci büyük ölçüde tamamlarız. Yani Mayıs sonuna kadar dediğimiz gibi gerçekten de bu iktidara hazırlıklarını yapıyor. Yani bir gevşetmeye doğru gidecekler. Tabii bu her şeyin bittiği anlamına mı geliyor? Yani bütün sorunların bittiği anlamına mı geliyor? Elbette değil. Şöyle bir şey var. Mesela bakıyorum, dünyayı ileride daha ölümcül bir salgın bekliyor diye bir şey var. Bir haber var. Nereden bu haber? Rusya'dan. Yine Artı gerçekten aktarıyorum size. Rus koronavirüs pandemisi izleme merkezinin sözcüsü yapmış açıklamayı. Doktor Alexander Miasnikov, dünyanın ileri zamanda şu anda etkili olan COVID-19 pandemisinden daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğini belirtti. Yani az önce mesela size şeyi aktarırken, dünyadaki işte dünyadan rakamları aktarırken, sayıları aktarırken ne demiştik? %10'un altında, yani 3 milyon işte kadar insan şu anda bundan etkilenmiş durumda. Fakat
Ölü sayısı yaklaşık 200 bin. Dolayısıyla %10'un altında. Fakat Rus doktora göre %30-35 ölüm oranlı ciddi bir salgın bekleniyor. Yani bu ne zaman olacağı konusunda herhangi bir şeyi yok, açıklaması yok. Ama ileride böyle bir şey olacak diyor Rus uzman. Bunun yanında tabii aynı doktor yine şöyle bir ifade kullanmış. Şimdiki durum Mayıs'ta platoya ulaşacağımızı, Mayıs sonlarına doğruysa aşağıya dönüş başlayacağını gösteriyor. Yani Rusya da aynı şeyi bekliyor. İşte Mayıs sonlarına doğru aşağı doğru bir yön bekliyor. Bunun yanında tabii şey de var. Hani dün aktarmıştık size. Birçok ülkede bir takım gevşemeler söz konusu. Yani bir takım kısıtlamaların kaldırılması söz konusu. Yani işte buna İspanya var, İngiltere var bunlar arasında. Almanya zaten daha önceden hani bir denemeler yapıyor. Tabii Almanya çok daha tedbirli gidiyorlar. Bunun yanında tabii İtalya'da da hatta aynı şekilde bir takım kısıtlamalar kaldırılıyor. Bunlar tabii tedricen olan şeyler. Öyle hemen hani sokağa çıkılabileceği anlamına gelmiyor. Ancak yine de işte deneme babında bunlar yapılıyor. Demek ki artık işte tespit edilen vaka sayısı ya da işte yapılan başvurular veya test yapılmamış olsa bile bu hastalığa bulaştığı düşünülen ya da potansiyel olduğu düşünülen sayının azaldığı anlamına geliyor. Yapılan tespitler bu şekilde ve buna paralel olarak da Türkiye'de de aynı durum söz konusu. Ve bu nedenle işte bir şey var. Biliyorsunuz bir Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı ve sonrasında tabii önümüzdeki işte günlerde gerçekten de bir gevşeme bekleniyor. Bu arada tabii bir 3 günlük daha işte şey var, sokağa çıkma yasağı var. Yani önümüzdeki günlerde işte 1, 2, 3 Mayıs tarihlerinde olacak bu. Tabii bunlar şeye de denk geliyor. Biliyorsunuz daha öncesinde 23 Nisan vardı. Bunlar zaten resmi tatil olduğu için işte 23 Nisan Perşembe, Cuma gününde katıldı buna. Cumartesi ve Pazar'la birlikte 4 gün oldu. Daha sonrasında da Cuma günü olduğu için 1 Mayıs, 1 Mayıs'la birlikte 3 gün olacak tatil sokağa çıkma yasağı. Bu aynı zamanda hükümet tarafından bir söylem olarak işte gördüğünüz gibi daha önce 4 gündü. Şimdi 3 gün, 4 gün değil yani bir gün düşmüş durumda. Dolayısıyla bu da bir psikolojik şey aslında açıklama ve rahatlatmayı öngörüyor işte kamuoyu. Fakat durum gerçekten herkes için çok iyi mi? Değil elbette. Bakın mesela DİSK'in bir araştırması var. DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu'nun açıklaması. Araştırmalarımıza göre işçilerde vaka sayısı diğer kesimlerden 3 kat fazla. Vakalar fabrikalarda yaygınlaşıyor ifadesini kullanmış Adnan Serdaroğlu. Şimdi bu tabii şey yani bir taraftan hala aslında bir takım işte kalıntıların devam ettiği anlamına geliyor. Yani genel bu arada bunları işte resmi açıklamalar %100 doğrudur. Onları kabul ediyoruz anlamında söylemiyorum ama şunu kabul etmek zorundayız. Resmi açıklama bu. Yani bunun dışında herhangi bir veri olmadığı için elimizde bunu önce aktarıp daha sonra belki buna itiraz olabilecek haberleri işte karşılaştırma yapmak üzere aktarıyoruz ki bu da bunlardan bir tanesi işte. Yani bir taraftan iyi bir tablo çiziliyor ama diğer taraftan kim için iyi bir tablo olduğu sorusunu sormak gerekiyor ki işte mesela bu haber bunlardan bir tanesi. Ve şöyle bir şey var Serdaroğlu'nun ifadeleri şu şekilde. Geçen sürede gerekli önlemleri alarak çalışan fabrikalar da var. Yavaş yavaş sanayi canlanmaya başlayacak ama zaten hükümet çarklar dönecek diyerek işçileri başından beri yangının içine atmış durumda. Bizim araştırmalarımıza göre işçilerde vaka sayısı diğer kesimlerden 3 kat fazla. Genç işçiler oldukları için daha dirençliler. Ölüm vakaları çok yaşanmasa da pozitif vakalar fabrikalarda yaygınlaşıyor. Tabii buralar sendikalı yerler. Sendikasız yerleri düşünün bir de. Ayrıca birbirine bitişik şantiyelerde, madenlerde, bazı fabrikalarda salgın koşullarına uygun olmayan çalışmalarda devam ediyor. Evet, böyle bir şey. Şimdi gelelim başka ne gibi başlıklarımız var konuyla ilgili olarak. Biliyorsunuz bu mesele yani bu şey süreci virüs süreci çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Yani işte İsveç'e işte ambulans uçak gönderilmesi gibi. Şimdi onun arkasında nelerin olduğu da konuşuluyor ve İsveç'te zannediyorum böyle bir işlemin yapılmış olmasına
bir tepki söz konusu. Yanlış bir haber değilse, bir iddia değilse İsveç Başbakanı'nın bu akşam bir açıklama yapması bekleniyor. Yani şöyle bir şey oldu. Şimdi Ankara'da ya da Türkiye'de yani hem hükümet nezdinde var bu. Tabii bunun da yansıması olarak işte bu şeylerde AKP taraftarlarında ve hatta işte AK trollerde özellikle şöyle bir şımarıklık var. Biz dünyada bu konuda en iyiyiz. Dünyada hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Bunlar tamamen dağılmış durumdalar ve tek toparlanan ülke biziz. İşte hatta şey var ya, işte Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen bir şey var şimdi, bir yardım da söz konusu. Bir uçağa malzemeler toparlandı, gönderiliyor. İyi bir şey mi? Yani işte sağlık diplomasisi deniyor. Birçok ülkeye işte böyle bir takım şeylerin gönderilmesi bir mesajdır aynı zamanda. Dolayısıyla işte mesela Türkiye'de deprem olduğu zaman da biliyorsunuz herkes yardıma gelmişti. Hatta işte kronik düşman sayılan Yunanistan'la bile ara düzelmişti ondan sonrasında. Yani bir takım işte faşist bakanların ben Yunan kanı istemem kardeşim falan demiş olmasına rağmen, yani böyle tepkilere rağmen bunlar aşılmıştı bir şekilde. Fakat şöyle bir şey var, bunlar işi şımarıklık boyutuna getirdiler. Yani işte İsveç mesela, yani dünyada işte hani işte bir takım araştırmalara göre işte refahın en üst düzeyde yaşandığı ülkelerden bir tanesi ve elbette ki sağlık sistemi de buna paraleldir. Ve dolayısıyla işte yapılan bir takım müdahaleler oralarda eksik yok mu? Elbette var. Almanya'da yok mu? Elbette var. Diğer ülkelerde yok mu? Elbette var. Ama şöyle bir şey de var. Bu ülkelerin yaşam standartlarının Türkiye'den daha iyi olduğunu bilmek gerekiyor. İkincisi, böyle bir salgına hazırlıksız yakalanmış olsalar bile en azından anlayış olarak ya da insanlara yaklaşım açısından Türkiye'den çok daha ileri düzeyde olduklarını kabul etmek gerekiyor. Yani şöyle bir şey var. İsveç'te siz mesela işte ne bileyim bir polisle şeyinizde bir avunuzda mesela şey yapmazsınız, yani hakarete uğramazsınız. Ya da işte bir takım görüntüler yansıyor şeyden, yine Batman'dan da zannediyorum, yanlış hatırlıyor olabilirim şu anda. İşte tokat yemezsiniz mesela. Ona benzer bir takım hakaretlere maruz kalmazsınız. Hele hele bunu kişisel olarak olmanın ötesinde işte ırkınızdan dolayı ya da mezhebinizden dolayı yaşamazsınız. Yani bir takım saçma sapan tartışmalara konu olmazsınız. Bir malzeme olarak kullanılmazsınız, siyasi bir malzeme olarak. İsveç'te böyle şeylere rastlamazsınız. Şimdi böyle bir İsveç işte. Siz kalkıyorsunuz, diyorsunuz ki benim işte babam çok hasta, vah öldük. Bu İsveçliler de çok adi çıktılar, bize yardım etmiyorlar. Bu arada İsveç'te yaşıyorsunuz, yani öyle bir şey var, yani semiriyorsunuz yani şeyi, o ülkenin refahını, o ülkenin anlayışını semiriyorsunuz. Sonra da buradan işte ambulans uçak gidiyor, geliyor. Sayın işte başkanım, cumhurbaşkanım, oyun buyun falan filan, ne olursunuz bize yardım edin falan diyorsunuz. Ve bir şov başlıyor. Sonrasında İsveç hükümeti de diyor ki bir dakika, ne oluyoruz? Yani bizim ülkemizde herhangi bir hata olabilir. Belki de hata yoktur. Ama hiç kimsenin bir ülkeyi bu şekilde aşağılamaya hakkı yoktur. Yani bizim sağlık çalışanlarımızı mesela ya da hastanelerimizi siz aşağılayamazsınız diyorlar. Haklı olarak yapıyorlar bunu. Şimdi zannediyorlar ki bütün dünya işte şey, kör sağır. Biz buna başkaları aleyhinde ne yaparsak ya da başkalarını kendi propagandamıza nasıl malzeme olarak kullanırsak kullanalım, bu ülkelerin haberi olmayacak ya da bu makamların haberi olmayacak. Ama öyle değil. Yani alemi işte hani şey mi sanırsın muhabbeti, aptal mı sanırsın muhabbeti, gerçekten de öyle zannediyorlar. Ve şimdi böyle bir hava var. Şimdi bunun arkasında işte mesela ne çıkacak göreceğiz yani hep birlikte. Şimdi böyle bir şey var, yani böyle bir anlayış var ve bu anlayış içerisinde Türkiye içerisinde de herkes susturuluyor ve her konu işte bu pandemiye ya da pandemiyle ilgili olarak bu iktidarın yaptığı çalışmaya nasıl faydalı olur, nasıl bunun hanesine yazılır çabası var. İşte bunlardan bir tanesi daha, biliyorsunuz Bahrettin Altun. Tamamen ayrı görülmesi gereken bir mesele, tamamen bundan bağımsız görülmesi gereken ve hakikaten işte bununla alakası olmayan bir meseleyi bile, yani bir usulsüzlük, bir işte kanunsuzluk iddiasıyla ilgili meseleyi bile pandemiye bağlayabildiler.
Ve işte şey var. Mahkeme mesela işte Fahrettin Altun'un yaptığı iddia edilen her neyse onu bilmiyorum tam olarak. Ama işte yasaya aykırı, yönetmeliklere falan aykırı bir şekilde bir yapılaşmayla ilgili habere erişim yasağı getirdi biliyorsunuz. Ve bununla ilgili olarak bir gerekçe yayınlamış mahkeme. Diyor ki salgınla mücadeledeki başarı itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Neyle? Siz mesela artık herhangi bir trafik polisine sen niye görevini yerine getirmiyorsun diyemezsiniz. Ya da bir devlet memuruna işte ne bileyim bir şeye belediyeye gittiğiniz zaman işte X bir AKP'li belediyede bu arada CHP'lilere istediğiniz kadar küfür edebilirsiniz. Hatta belediye başkanlarına da küfür edebilirsiniz ki yapıyorlar zaten. Orada sorun yok ama AKP'li bir belediyeye gidip de siz niye mesela çöp toplama görevinizi yerine getirmiyorsunuz derseniz bu işte bu salgınla mücadeleyi itibarsızlaştırmış olmuş oluyorsunuz. O yüzden mesela hakkınıza dava açılabiliyor ya da işte bu söylediğiniz ya da orada işte bir gerçeği dile getirmişseniz o gerçeğe erişim engeli getirebiliyor. İşte böylesine bir şeyde yaşıyoruz. Böylesine bir atmosferde yaşıyoruz. Türkiye'de konuşulan konulardan bir tanesi bu. Peki başka ne var? İsterseniz dışarıya bir bakalım. Bakın Libya'da çok ciddi gelişmeler var. Yani aslında İdlib'te de çok ciddi gelişmeler var. Şöyle İdlib'te bu sabah TSK uçakları şey yaptılar, bir tur attılar ve dün çok geniş bir şey de vardı. Yani durum ciddileşmiş durumda ve Nusra'nın özellikle şeye yönelik olarak, TSK'ya yönelik olarak eylem çağrısı var. Hatta bir takım işte çatışmalar da oldu. Bir takım askerlerin yaralandığı haberleri var. Buna karşılık şöyle bir şey de var. Suriye'de biliyorsunuz işte bu Baas yönetimi antidemokratiktir. Onun yüzden gösterilere falan işte izin verilmelidir falan diyenler orada kendilerine yönelik bir protesto gösterisi olduğu anda iki kişiyi öldürdüler. Yani bu da ne kadar herkesin demokratik olduğunu göstermesi açısından bir şey, bir örnek. Bu tabii hani tamam yani geçilebilecek bir olay ama önümüzdeki günler çok ciddi bir takım çatışmalarla sahne olabilir İdlib tarafı. Ama burayı bir kenara bırakalım, Libya'ya dönelim isterseniz. Libya'da da aynı şeyler oluyor. Libya'da aslında birkaç haftadır çok ciddi çatışmalar devam ediyor. Haftar tarafı şeye doğru, Trablus'a doğru ilerlemeye başlamıştı ve batıdan, doğudan, güneyden ve batıdan bir şekilde yaklaşmıştı şeye, Trablus'a. Trablus küçük bir yer ancak çok yoğun bir nüfusa sahip. Yani öyle Libya dediğimiz her tarafa işte homojen bir şekilde dağılmış değil nüfusu. Özellikle Trablus'a çevresindeki illere yani kıyılara da bir şekilde toplanmış durumda. Geri kalan çoğu çöl zaten. Ama işte burası nitelik olarak çok önemli. Ve şey var. Daha sonrasında da tabii bu ulusal birlik, ulusal mutabakat hükümeti Türkiye'nin desteğiyle doğrudan işte aktif bir şekilde katılımı ve desteğiyle bu şeyleri Hafter güçlerini biraz geriye doğru püskürttü. Sonrasında tabii Hafter bir şekilde bir anlaşma istedi ancak bu ulusal mutabakat hükümeti kabul etmedi. Burada da muhtemelen şeyin Türkiye'de iktidarın bir dahli söz konusu ve aynı zamanda tabii bu meselenin biliyorsunuz diğer tarafları Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır gibi bir takım ülkeler işte Fransa'sı, Almanya'sı falan filan yani bir şekilde devam ediyor aslında orada mücadele. Ve Hafter dün itibariyle dedi ki ben kardeşim bütün memleketin yönetimine el koyuyorum. Devlet başkanı oldum. Çünkü Hafter'in şöyle bir şeyi var. Şimdi burada ne var? Süheyrat Anlaşması diye bir anlaşma var. Ve Hafter artık bu anlaşmayı tanımadığını ifade etti. Yani bu 2000 kaçtı? 2015'te imzalanmış olan bir anlaşma Fas'ın Süheyrat kentinde. Bu nedenle böyle bir ismi almış durumda. O zaman işte Birleşmiş Milletler bu ulusal mutabakat hükümetini tanıdı. Ancak şöyle bir şey var. Bir başka yerde Temsilciler Meclisi denilen bir şey var. Yani Tobruk'ta bir parlamento var. Ve o parlamentonun bunu da onaylaması gerekiyordu. Fakat aynı parlamento Hafter'i işte temsilci olarak atamıştı. Dolayısıyla bir ikili durum söz konusu, iki otorite var ve bunlar işte savaşıyorlar. Ve işte bunlardan Hafter tarafı dedi ki ben artık bu Süheyrat anlaşmasını tanımıyorum. Dolayısıyla iş çok ciddi bir boyuta geldi. Şimdi şöyle bir yorum yapılıyor. Deniliyor ki işte bu az önce saydığım ülkeler yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerin hatta Rusya var işin içerisinde yani tarafsız davranmaya çalışsa da Rusya görünse de daha doğrusu şey var.
Yani bunların onay vermemesi durumunda Hafter böyle bir çıkışı yapamaz. Çünkü çok ciddi bir şey, çok ciddi bir kırılma noktası aslında yani Libya'ya baktığımız zaman. Dolayısıyla şey, yani orada da işler çok ciddi bir yere doğru geliyor. Yani Türkiye hiç burada işte bahsedilmiyor aslında şeyde, bizim basında bahsedilmiyor. Ama Türkiye şu anda fiili olarak Libya'da savaşta ve karşı taraf el yükseltti. Bakalım bundan sonra ne olacak? Yani bu da şey, önemli bir durum. Önümüzdeki günler daha da netleşecek. Ve dolayısıyla hem Libya hem de işte İdlib tarafında gelişmeler ciddi. Bunu da işte aktarmak gerekiyor. Bunu da konuşmak gerekiyor. Ama tabii Türkiye'de bu koronavirüs ve aynı zamanda tabii salgına yaklaşımı ve dediğimiz gibi diğer yandan işte ajandasını, kendi özel ajandasını, başkalarını yaşatmama, ötekileri yaşatmama, yok sayma ajandasını sürdürüyor olması bizi bütün bu işte aslında önemli haberlerden bir şekilde alıkoyuyor. Şimdi önümüzdeki günlerde mesela bir başka şey var, başlık var. O da 1 Mayıs. Yani 1 Mayıs'ta ne olacak, nasıl olacak? Dediğimiz gibi yani şey var, evrensel kompütür bu AKP'nin lehine çalışıyor sürekli. Baktınız işte virüs var. Ne var? 1 Mayıs'ta Cuma gününe denk geldi. Basarım sokağa çıkma yasağını. Böylece ne yapmış oluruz? Aslında virüsün bulaşmaması için değil, keşke bütün işçilere, bütün Kürtlere, bütün Alevilere, bütün CHP'lere, bütün HDP'lere bulaşsa da kurtulsak şunlardan. Ama aslında bizim amacımız 1 Mayıs'ı yasaklamaktaki amacımız bunlar örgütlenmesin, bunlar birbirlerini görmesin, birbirlerine ısınmasın ve bunlar hiçbir zaman için bir yek vücut olmasınlar. Böyle bir piyango var işte ortada. Şimdi tabii buna rağmen emekçiler 1 Mayıs'ı kutlayacaklar. Yani ne şekilde kutlayacaklar, nasıl yapacaklar bunu elbette yani bir takım, bugün işte özellikle bu konuyla ilgili olarak çeşitli yerlerde bir takım açıklamalar yapılacak. Biz şimdi İzmir'e bakacağız. HDP İzmir Milletvekili Sayın Serpil Kemal Bay var karşımızda. Bakalım İzmir'de nasıl bir etkinlik olacak, onu soracağız kendisine. Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, İzmir'de ne yapacaksınız 1 Mayıs'ta? Şimdi Musa Bey, 1 Mayıs bir pandemi sürecine denk geldi ve bunun yarattığı sonuçlar malum. İşte bir taraftan hükümet bunu bir fırsata çevirdi ve hemen sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bir taraftan da işçiler, emekçiler çalışıyorlar, fabrikadalar, iş yerlerinde çalışıyorlar, tarlalarda çalışıyorlar. Dolayısıyla işçiler çalışırken 1 Mayıs'ın bu şekilde sokağa çıkma yasağıyla meydanların yasaklanması da kabul edilemez. Yani eğer işçiler çalışıyorlarsa, o zaman biz de dedik ki biz de sokakta olmalıyız. Elbette sosyal mesafeye dikkat ederek 1 Mayıs'ı işçilerle birlikte iş yerlerinin önünde sembolik de olsa sokakta kutlayacağız İzmir'de. HDP olarak il örgütümüzün önünde basın açıklaması yapacağız ve sosyal mesafeye dikkat ederek arkadaşlarımızla birlikte 1 Mayıs şarkılarını söyleyeceğiz. İşçilerin, emekçilerin taleplerini dillendireceğiz. Özellikle pandemi döneminde işçilere yok sayılmasına, hele hele kadın işçilerin, görünmeyen emeği olan kadınların, güvencesiz çalışanların, göçmenlerin sesi olmaya çalışacağız. Yine kadın işçilerin yoğun çalıştığı iş yerlerinin önünde Kadın Meclisimiz adına kadınlarla beraber basın açıklamaları yaparak kadınların taleplerini dile getireceğiz. 1 Mayıs bütün dünyada bir şekilde kutlanacak. Zaten sendikalar bir taraftan sayıları azaltılmış bu tür kutlamalar yaparken, bir taraftan da sosyal mecralar üzerinden de kitlesel kutlamalar yapacaklar. Evet. Peki gerçekten bir mahzuru olduğunu düşünmüyor musunuz? Yani sosyal mesafe korunacak ama nihayetinde sonuç olarak yani bir temas, bir tehlike söz konusu. Bunu nasıl şey yapacaksınız? Yani ne gibi önlemleriniz var? Sosyal mesafeye dikkat ederek ve kitlesel olmayan etkinlikler
düzenleyeceğiz. Yani 1 Mayıs bu dönemde daha çok ele alınması gereken bir bayram. Çünkü hükümet sadece Türkiye değil aslında, bütün dünyada emekçiler bu 1 Mayıs'ta ayrımcılığa uğradılar. Yani belli bir sınıf yarın ne yiyeceğini, nasıl geçineceğini çok da hesaplamak zorunda olmayan bir kesim evde kalabilirken, bugün işçiler, biraz önce siz de bahsettiniz, bütün risklere rağmen iş yerlerine çalışmaya gönderiliyorlar. Bu aslında 1 Mayıs'ın anlamının ve öneminin tek devam ettiğini, günümüzde daha da büyük bir gerçeklikle devam ettiğini, köylülük koşullarının can pahasına, ölüm pahasına, işçilerin sermaye ayakta kalsın diye, hükümetler ayakta kalsın diye, ekonomiler çökmesin diye burada öne sürüldüğünü görüyoruz. Sağlık emekçileri zaten burada en başta, kişisel koruyucu donanımları dahi başlangıçta verilmeden riske atıldılar ve bu tablo mutlaka 1 Mayıs'ta değerlendirilmeli. Yani işçiler 100 kişi, 300 kişi, 500 kişi bir fabrikanın içerisinde çalışıyorken siyasetçiler, sendika liderleri sosyal mesafe korunarak dışarıda mutlaka işçiler gibi 1 Mayıs'ın taleplerini dillendirebilirler diye düşünüyoruz. Elbette ki sosyal mesafeye dikkat ederek. Şuna da dikkat çekmek isterim. Yani bu küresel salgın aslında kapitalizmin de bir krizi ve hükümetler, iktidarlar bu süreci de kendi iktidarlarını sürdürmek için ve kendi temsil ettikleri sermaye gruplarının çıkarlarını savunmak için bir fırsata çeviriyorlar. Yani bir otoriterleşmede ağırlaşma, yoğunlaşma fırsatı olacak bu. İnsanları kontrol etmede, dünyada denetimci bir iktidar yapısı oluşturmada da bir fırsata çevriliyor. Buna izin vermemek gerekiyor. Yani sağlığı gerekçe yaparak insanların siyasi taleplerini ve ekonomik ve sosyal yaşadıkları sorunları görünmez kılacak tarzda kendi kusurlarını, kendi sınıfsal çıkarları için ortaya attıkları bu korkunç tabloyu örtmeye izin vermemek gerekiyor. Bu açıdan da hem demokrasi güçlerinin, hem sendikaların, hem siyasi partilerin, muhalefetin mutlaka 1 Mayıs'ta güçlü bir şekilde hem hükümetleri deşifre etmesi gerekiyor, hem de işçi sınıfının, emekçilerin taleplerini dile getirmesi gerekiyor. Unutmayalım ki bu korona salgını şunu da gösterdi. Dünyanın bütün yükü işçilerin ve kadınların sırtında. Eğer işçiler olmazsa demek ki dünyada hiçbir şey sürdürülebilir olmayacak. O zaman işçiler neden yönetimde, sözde, karar hakkında yok sayılıyorlar? İşçiler neden sürü gibi, sürü bağışıklık sisteminin bir parçası haline getirilmeye çalışıyorlar? İşçilerin burada hiç mi sözü yok, hiç mi talebi yok? Neden sermaye için paketler açılıyor? Türkiye'de açılan paketler tamamen patronları koruyor da işçiler burada göz ardı ediliyor. Kadınlar tamamen gündem dışı tutuluyor. Oysa bugün hem evin içinde kadın emeği dünyayı ayakta tutuyor, hem de çalışma yaşamında kadın emeği bütün görünmezliğine rağmen yoğun bir şekilde sarf ediliyor. Dolayısıyla biz bunun bu ciddiyetle yaklaşmalıyız ve bir salgın telaşı içerisinde 1 Mayıs gündeminin, 1 Mayıs taleplerinin örtbas edilmesine, arkaya atılmasına ve iktidarların sınıfsal tahakkümünün görünmez kılınmasına engel olmamız gerekiyor. Evet. Bir başka başlığı da konuşmak isterdik sizinle. İktidarın bu meseleye yaklaşımını nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi mesela son günlerde işte bir rahatlama söz konusu ve önümüzdeki günlerde de tamamen bir gevşetilecek anladığım kadarıyla bir takım işte yasaklar ya da işte
Yani bütün işte sosyal hayata yavaş yavaş geri dönüleceği söyleniyor. Sizce yerinde bir şey mi bu? Yoksa durumu daha mı farklı görüyorsunuz? Hükümet tamamen başından beri aslında bu süreci ciddiyette yaklaşmadı, şeffaf yaklaşmadı ve şu anda da görüldüğü gibi tamamen bir bekasını inşa etme, kendi iktidarını sürdürmek için pandemi sürecini istismar etme çabası içerisinde ve böyle bir başarı öyküsü yaratıyor. İşte biraz önce yine sizin bahsettiğiniz bu İsveç'ten hasta getirilmesi gibi şovlara da girerek sanki bu süreci çok iyi yönetiyormuş gibi bir algı yaratıyor. Fakat bu bir hükümetin ya da hükümetlerin baş edebileceği bir sorun değil. Bu bütün dünyada herkesin, bütün demokrasi güçleriyle beraber el birliği içerisinde ve sabırla mücadele etmesi gereken bir salgın. Bir gramlık bir salgın bütün dünyaya kök söktürüyorken burada bunu hiç ciddiyetsiz bir şekilde biz çözdük, yakında daha da iyi olacak, zaten biz çok iyi bu işi götürdük gibi yaklaşımlar kabul edilemez. Gerçekten kapitalizmin bütün arızaları bu pandemi sürecinde ortaya çıktı. Özellikle Avrupa ülkelerinin de tamamen sağlık sistemlerindeki bu çöküş, bu perişanlık Türkiye'ye şöyle bir hava yaratma şansı verdi. Bakın onlar da çok kötü. O halde biz daha iyiyiz gibi bir hava verdi. Ama kimse bu yanılgıya kapılmamalı. Öncelikle Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar kesinlikle yapılandırılmış açıklamalar. Yani bir amaca yönelik olarak yapılandırılmış açıklamalardır. Hükümet başarıyor yapılandırmasıdır. Gerçek açıklamalar bundan daha fazla ölümlerin ve vakaların olduğuna yöneliktir. Bunu zaten bilim kurulunun bir üyesi birkaç gün önce açıkladı. Evet, şu anda yoğun bakımın önünde birikmiş hastalar yok. Belki bu şu anda bizim için bir avantaj. Ama hükümet eğer bu zihniyetle giderse yakın zamanda bununla da karşılaşabiliriz. Unutmayalım ki dünyada pandeminin bulaştığı en son ülkelerdendeki, yani dışarıdan gelen bir bulaş olduğu için bize daha geç geldi. Bu geç gelmesinin avantajını kullanarak ve bilgileri de değerlendirerek hem TTB'nin hem Türk Eczacılar Birliği'nin hem sendikaların katkılarıyla birlikte bu süreci daha iyi yönetebilirken bugün 100 kişi yaşamını yitirdi. Dün 110'du. Bakın çok iyiyiz gibi bir algı yaratmak kabul edilebilir. Alışmamız gereken bir durum değil. Buna alışmayalım. Bir kişinin bile ölmesine tahammülümüz yok. Çünkü aslında insanı merkeze alan bir sağlık politikası ve bir yönetim anlayışı olsa hiçbir hastaları öncelikle korumamız gerekiyor. İşçileri iş yerlerine gönderip sonra da evlerine gönderirsek bunu elbette ki yapamayız. Yani hükümetin bir de şöyle bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Hükümette bakanlıklar, özel sektörde işletmeleri olan kişilerden oluşuyor. Sağlık Bakanı'nın hastaneleri var. Turizm Bakanı'nın turizm şirketleri var. Eğitim Bakanı'nın eğitim kurumları var. Yani Türkiye şirket gibi yönetiliyor ve bir şirketin algısı nasıl yönetilirse o şekilde de Türkiye'yi yönetmeye çalışan bir anlayış var. Bu rehavete kesinlikle halkımızın katılmaması gerektiğini düşünüyoruz ve mutlaka talepleri yükseltmek lazım. Herkesin temel bir gelire bu süreçte kavuşması için çabalamamız lazım. Özellikle kadınların, göçmenlerin, engellilerin, yalnız yaşayan insanların geçinebilmesi için doğrudan kaynakların insanlara ulaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu talepleri yükseltmeliyiz ve zorunlu sektörleri planlamalıyız. Orada kişisel koruyucuları da sağlayarak, iş güvenliğini de sağlayarak zorunlu sektörlerde çalışma devam edebilir, etmeli. Fakat diğer sektörlerde kesinlikle çalışmayı durdurmalıyız. PTT işçilerinin durumunu görüyorsunuz. Yani insanlar küçücük
keyifleri için yaptığı alışverişler engellenmediği için PTT işçileri buradan çıkmak lazım. Yani emek için, barış için, sağlık için harekete geçmek. Sayın Selfi Kemal Bey, çok çok teşekkürler bütün bilgi ve değerlendirmeler için. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Evet, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay konuğumuzdu ve hem 1 Mayıs'la ilgili olarak, özellikle İzmir'de yapılacaklarla ilgili olarak, hem de iktidarın bu koronavirüs salgınına yaklaşımıyla ilgili olarak hem tabii 1 Mayıs'la ilgili programı aktardı, yapılacakları aktardı. Diğer yandan bu konuyla ilgili olarak da partisinin görüşlerini paylaştı bizimle. Peki, şimdi ne yapalım? Yavaş yavaş saatlerimiz 11.37'yi gösteriyor. Gazetelerimize başlayalım isterseniz. Ay, ne oldu bana? Virüs. Bana virüs, 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 virüs. Kötü oldu. Şimdi, Cumhuriyet Gazetesi var önümüzde. Çağdak haberi virüsle mücadeleye engelmiş diye bir başlık var. Az önce sizlere bunu aktardık. Aslında zaten aktardığımız zaman bunu Cumhuriyet Gazetesi'nden aktarmıştık. Yani Fahrettin Altun'un Altun'la ilgili iddialara karşı işte mahkeme biliyorsunuz bir şey yapmıştı. Bir karar almıştı ve bu kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçe de buymuş. Peki, ne var? Bakıyorum, erişim engelleri var. Acı ve gülünç diye bir ifade var. Bu başlık altında, ana başlık altında ne yazıyor ona bir bakacağız. Gerekçe de haberin koronavirüsle mücadele döneminde Avrupa ülkeleri başarısız olurken Türkiye'nin başarısını sekteye uğratmak ya da gizleme amaçlı olduğu ileri sürüldü. Gazetecilik dersi de verilen kararda haberin güncellik değeri taşımadığı, yapılmasında kamunun hiçbir yararının olmadığı iddia edildi. Yani böyle bir şey işte. Peki, devam edelim. Başka ne var? Şimdi biliyorsunuz bir son günlerde bir tartışma var. Yani bu Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı bir takım açıklamalar var. Diyanet, Türkiye'de mesela şey var ya, hani işsizlik rakamları açıklanıyor ya, buna bir de Diyanet'i katsalar mesela çok iyi olur. Yani çok iyi olur dediğim şu, tablo daha da ağırlaşır tabii yani, fakat daha gerçekçi bir şey, rakam ortaya çıkar. Yani Diyanet Türkiye'nin gizli işsizler ordusu. Başkanından tutun bütün diğer şeylerine kadar, görevli kim varsa, ben hala ne yaptıklarını anlayabilmiş değilim. Yani toplum yararına ne yaptıklarını anlayabilmiş değilim. Fakat şöyle bir şey de var, bu bir gerçek. Yani bu iktidarın işte birkaç ayağı var. Bunlardan bir tanesi şey, neydi? İşte bir tanesi şey, camiler, işte kışlalar, işte yani daha işte derinler, şunlar bunlar falan filan. Yani Diyanet önemli ayaklardan bir tanesi bu şey açısından baktığınız zaman. Şimdi bu işte Diyanet İşleri Başkanı böyle bir şey yapınca, açıklama yapınca, tabii tepki de oldu. İşte buna tepki gösterenlerden bir tanesi de işte Ankara Barosu'ydu. Ve bir dakika, yani sen hani kendi işine bak gibisinden bir açıklama yaptılar. Fakat bu bile bir soruşturma konusu oldu. Yani suç duyurusunda daha doğrusu bulundu. Bir de geri de adım atmıyorlar. Yani madem siz öyle yapıyorsunuz, biz de böyle yapıyoruz diyorlar. Şimdi isterseniz onun haberini bir izleyelim. Daha sonra tekrar dönelim gazetelere. Topyekün mücadele edelim. Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu ifadeleri Cuma hutbesinde sarf etti. LGBTİ bireyleri hedef alan Erbaş hakkında İnsan Hakları Derneği suç duyurusunda bulundu. Ankara Barosu da açıklama yaptı. Toplumun bir kesimini hedef alarak halkı kin ve nefrete teşvik ettiğine dikkat çekti. Aralarında AKP'li isimlerinde olduğu birçok kişi ise Ali Erbaş'a destek oldu. Bu Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir. Herkes yerini bilecek, haddini bilecek. Erbaş'a bir destek de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Ankara Barosu'nun eleştirisini saldırı olarak nitelendirdi. Doğrudan İslam'a yönelen kasıtlı bir saldırı halini almıştır. Zira Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı, devlete yapılan saldırıdır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ankara Barosu yöneticileri hakkında dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
Ankara Barosu'ndan yaşananlara ilişkin açıklama geldi. Ali Erbaş'ın konuşmasına yönelik eleştirilerinin laik ve sosyal hukuk devletinde yaşamanın bir gereği olduğu vurgulandı. Avukatlık mesleğinin kendilerine insan haklarını koruma sorumluluğu yüklediğine dikkat çekildi. Açıklamada ötekileştirilerek aşağılamak ve kitlelere hedef göstermek açıkça suç olup hiçbir kurum ve kuruluşun temsilcisi yasal düzenlemelerin üstünde imtiyazlara sahip değildir ifadeleri yer aldı. Evet, işte mesele bu şekilde. Şimdi bu haberde en çok dikkat etmemiz gereken şey, ifade şu. Bu İslam'a saldırıdır. Bakın, kim olursa olsun, yani din adına konuşuyorum diyen herkes, şu ekranlara çıkıp da işte yanmaz kefen satanlar ya da işte dünya işte şeyde pardon işte zaman bir zaman geldi işte insanlar Mars'a uçtular. Orada Kabe yok, neye göre namaz kılacağız diye insan aklını zorlayan bir takım sorular ve işte cevaplarla zamanımızı harcayan kim varsa herhangi bir şekilde eleştirildiğinde bu doğrudan doğruya dine yapılmış olan bir saldırı olarak, bakın eleştiri olarak değil saldırı olarak görülüyor ve gösteriliyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Mesele buraya varmış durumda ve tam bir dokunulmazlık var, tam bir kilise sınıfı var, tam bir diyanet sınıfı var ve buna yönelik olarak artık herhangi bir eleştiri getirebilmeniz mümkün değil. Artık bu aşama geçildi Türkiye'de ve şimdi işte bakın örneğin Diyanet İşleri Başkanı'na böyle bir eleştiriyi getirdiğiniz zaman bunu bizatihi Erdoğan dine saldırı olarak nitelendiriyor. Bence bu haberde daha da hani üzerinde durulması gereken nokta budur. Bu da anlayışı ortaya koyması bakımından önemli. Peki şimdi ne yapalım? Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasını geçelim. Gelelim nereye? Bakalım Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Evet, şimdi Bir Gün Gazetesi'nde çok doğru bir tespit var bugün. Şöyle, Diyanet devlet oldu, hedef laiklik diye bir başlık var. Evet, Diyanet devletti zaten. Devlet de Diyanetti. Yani Türkiye aslında koskoca bir işte şey kompleksinden ibaretti. Yani işte içinde cami ve kışla olan bir kompleksten ibaretti. Az önce bunu anlatmaya çalışıyordum. Ve işte bunun şimdi tamamen hayata geçirilmesi söz konusu. Bu arada şey var, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu, belli ki çok da hani hassas düşünmeyen birisi tarafından hazırlanmış olan bir şey var, bir broşür var. Onunla ilgili tartışmalarla bir yandan devam ediyor. Bu arada herkes kendi tarafından işte açıklamalar yapıyor. Çok tehlikeli bir konu. Yani bu konuyla ilgili olarak elbette çok şey söylenebilir, çok şey konuşulabilir. Ancak herkesin meseleyi kendi tarafına çektiğini görüyoruz. Yine işte Erdoğan'ın da kendi tarafına çektiğini görüyoruz. O da ne? İşte Alevilik İslam içindedir demesi aslında Alevilik Sünniliğin içindedir demeye çalışıyor. Yani eğer öyle olsaydı, yani Alevilik İslam içinde saymış olsaydılar şimdi bugüne kadar biz burada işte X bir yerde şey yapmak istiyoruz, ibadet etmek istiyoruz dedikleri zaman onlara o haklar verilirdi. Fakat bu hakların verilmediğini biliyoruz. Dolayısıyla yaklaşım şey, yine sadece kendi durumlarını tahkim etmek üzere, kendi mezheplerini tahkim etmek üzere olan bir yaklaşım. Ve bu son derece tehlikeli, son derece bölücü, bölüştürücü, ayrıştırıcı bir yaklaşım. Ve işte burada ama kendi kalelerine herhangi bir şekilde zarar gelmemesi için de şeyi görüyoruz. Yani nasıl bir refleks gösterdiklerini de görüyoruz. Ve Bir Gün Gazetesi aslında burada dediğim gibi doğru bir şeye, noktaya da değinmiş bu başlığıyla. Programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gün içerisinde gelişmeleri Altı TV'den almaya devam edeceksiniz. Mutlu bir gün, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.